Babamı toprak gönderdi. Felaketti. Köy dumanından görülmüyordu. Varto genelinde 3000 civarında bir insan öldü. Ay, hayır kılmadıydı ya. İnsanların hepsi tek ağızdan kaf 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 diye bağırıyorlar. Devletlerince yapılan yardımların hak noktasında yerini bulmadı. Birçok gelen yardımın da başkaları tarafından piyasaya satıldığını okuduk. Her birimiz bir tarafa dağıldık. Çocukları yatırı okullara gönderdiler. Amcalarım Almanya'ya gitti. İnsanın yuvası insanın dünyasıdır. Kim ister de yuvasından göç etmeyi? Action Antalya Özel'den herkese merhaba. Bugün ulusal belgesel yarışma filmlerinden birinin yönetmeniyle birlikteyim. Sevgili Metin Dağ, hoş geldin. Festivalde Kafkaf adlı belgeselinle yarışıyorsun. Kafkaf ne demek? Onunla bir başlayalım mı? Kafkaf, Mezopotamik iki kelimenin bir araya geldiği çok eski kadim bir dil. Karşılığı şu, kötülüğü def edip iyiliği çağırmak. Hı. Bugün karşılığı da şu, Bismillah Bismillah. Hmm. Yani kötülük karşısında Bismillah, iyilik karşısında da Bismillah. İyilik karşısında Kafkaf, kötülük karşısında da Kafkaf. Ha, karşılığı anladım. Bu. Tamamen iyiliği çağırıp o anki var olan kötülüğü def etmek. Sık sık tekrarlayalım o zaman biz Kafkaf. Kafkaf, kesinlikle, kesinlikle. Peki ne anlatıyor bize Kafkaf? Ondan biraz hadi bahsedelim. Kafkaf 56 yıl önce yaşanmış Muş Varto'da bir depremin hikayesi. 1966 depreminin hikayesi. 1966 depremi çok trajik bir depremdir. Yaklaşık resmi olmayan rakamlara göre 3500 insanın can verdiği bir depremdir. Proje tamamen bunun üzerine, bu trajik hikayeler üzerine kurgulanmış bir hikaye. Bir belgesel. Bir de zaten hani hem sıklıkla yaşadığımız maalesef büyük can kayıplarına mal olan ve Büyük İstanbul depremi diye adlandırıp beklediğimiz bir depremin de şeyi var, beklentisi var. Sen bunu nasıl ve niye yorumladın? Hadi onu biraz anlat bize. Tam da işte bu. Varto, Kuzeydoğu Anadolu fayının üzerinde bulup İstanbul'u etkileyecek bir fay hattının üstünde. Hmm. 56 yıl önce işte bu fay hattı kırılıyor ve İstanbul'u tetikleyen aslında bir fay hattı. Neden böyle bir proje? Ülke için değerli bir şey olduğuna inanıyorum. Çünkü bizim empati uyandırmamız gerekiyor. Bu hikayeyle birlikte aslında yapmak istediğim şey İstanbul'u ve ülkemin diğer noktalarındaki bütün bu depreme dair acıların artık yaşanmaması gerektiğine dair bir hikayeydi bu. Varto ve Kafkaf bunun üzerine kurgulanmış bir hikaye. Tamamen böyle bir durum. Şimdi bir de şey var tabii, ilginç kılan belgeselini, Varto depremi 56 yıl geçmesine rağmen hala bu depremin şahitleri var. Ama o şahitleri bulduğun yerlerden biraz bahsedelim istiyorsan. Şimdi projemizin, Kafkaf'ın 8 haftalık çekimi Varto'da oldu. O dönemin trajedisini yaşayan, o hikayeleri taşıyan insanlarla birebir yaklaşık 110 kişilik bir interview oldu. 8 haftası da Almanya kısmı oldu. İşte bunu sordum. Evet, yani bu şöyle, deprem inanılmaz bir trajedi ve akabinde bir göçe neden oluyor. Biz Almanya'ya gitmemizin nedeni depremin yarattığı o trajediyle göçü anlatmaktı. Tam da bu noktada yaptığımız şey o trajedilerin yarattığı etkiyle göçü anlatan insanlardı. Yaklaşık 40 kişiydi. Almanya'da 8 haftalık 7-8 şehrinde ayrı ayrı anlatarak toparladık. Buraya getirdik projeyi. Peki şunu merak ediyorum. İzleyicilerimize de paylaşman için. 56 yıl geçtikten sonra o travmanın izleri hala duruyor değil mi? Tabii ki. Tabii ki. İnanılmaz. Hatta Kafkaf'ta bir teyzem var. Varto'da interview yaptığımızda, röportajını yaptığımızda ilginçtir. Hikayeyi anlattığında iki tane göz damlası yaklaşık 40 dakika boyunca hep asılı kaldı. Hiç
hiç düşmedi yani. Halen aynı sıcaklığını, aynı trajedi, aynı duyguyu yaşıyorlar. Hı hı. Hem de çok üst perdeden yaşıyorlar. Evet, yani dediğim gibi, başta da söylediğimiz, konuştuğumuz gibi, yani İstanbul'u bekleyen bir şey var ve hiç kimsenin hiçbir şey yaptığı yok. Her geçen gün o, ben büyük bir korku yaşıyorum yani. Ben de hani büyük bir deprem yaşamadım ama travmasını herhalde o büyük Yalova depreminden sonra unutamıyoruz. Sürekli alanlara bakıyorum, yeşil alanlara. Daha önce 10 sene önce ayrılmış olan alanların bugün ortada gözükmediği var. Yani bilgisini görüyorum, maalesef gözlemliyorum. Nasıl olacak, nasıl yaşanacak? İşte kaf diyorum. Evet, 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 kaf diyelim ve umarım, yani aslında yapmak istediğim şey de bir empati oluşturmak, bir bilinirlik oluşturmak. Çünkü bu proje, bu iş buna vesile olsun. İstiyorum ki ülkemin her noktasında buna vesile olsun. İstanbul gerçekten büyük bir trajediye yakın. Ama ben bunu durdurabileceğimiz güçte olduğumuza inanıyorum. Ülkenin kaynakları, ülkenin insanının zekası, o bütün kaynaklarımız hazır. Ama bunu birleştirmemiz lazım. Umarım Kafkaf bu empatiyi oluşturur. Hatta filmimizin sonunda spoiler vermeyeyim ama yine de söyleyeyim ki, bir çok kıymetli bir teyzem şunu diyor. Biz kendimiz için korkmuyoruz Varto'da. Biz büyük şehirlerdeki, büyük şehirlerde yaşanacak facia için korkuyoruz. Umarım teyzemin söylediği çıkmaz, söylediği olmaz. Umarım biz ülke olarak bütün bu sistemin içinde, bu entelektüelliğin içinde bunu çözebilecek bir birlikteliği sağlarız. Kafkaf umarım buna neden olur. Son olarak toparlayalım. Kafkaf ilk kez Antalya'da gösterildi. Bundan sonraki yolculuğuna dair belirgin bir noktalar var mı? Elbet var. Kafkaf bundan sonraki yolculuğu Avrupa'da ve daha sonra da Japonya'da, Kültür Bakanlığımızın da desteğiyle Japonya'da kendi yoluna devam edecek. Amacımız ülkemize dair, ülkemizin yaşadığı güzelliklerinin yanında trajedilerini de anlatabilmek başkalarına. O yüzden böyle bir yolculuğu var. Kafkaf, evet, iyi bir yolcu olacak. Tekrar çok teşekkür ediyorum Metin. Kafkaf umarım çok daha fazla izleyiciye, çok daha fazla kişiye ulaşır. Alınacak dersler var çünkü. Teşekkür ederim, çok mutluyum. Action'dan bugünlük bu kadar. Önümüzdeki programda görüşünceye dek hoşça kalın.